Sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ediyoruz. Ee, sayın Okuyan, bu arada Sayın Tanrı Kullu ile birlikte 8 kişi demiştik. Ee, tabii Yeşil Sol Parti'den var, CHP'den var. E, ama iki MHP'li milletvekilinin de dokunulmazlık dosyası e, meclise geldi. MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve MHP Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet Taytak'ın dokunulmazlık dosyaları da e, meclis gündemine geldi. Belki altın çizerek e, söylemek gerekiyor. Sayıtanrıkul terör saldırısından bahsetti. Aslında anayasa değişikliğine geçeceğim ama hani bununla ilgili de belki bir yorumunuz olur. Sonraki bölümde biraz daha ayrıntılı konuşacağız ama yani tam da üst üste operasyonların yapıldığı bir dönemde İçişleri Bakanlığı'nın önünde gerçekleşen ve Meclis'in açılacağı gün Tüm devlet erkanının orada geçip 200-300 metre ileride olacağı gün bu saldırının e, olması kime nasıl bir mesajdı sizce? Ya şimdi e, tabii Türkiye'de olayların görünen yüzü ve bir arka planı bu biraz artık e, gazeteciler açısından, siyasetçiler açısından bir kural haline geliyor. Yani her şeye bir de arka planına bakmaya çalışmak. Bu iyi bir şey değil tabii. Bir, yani olayların görünen yüzü, bir de arka planını aramak biraz yorucu. Ve biraz da siyaseti kirleten bir olgu. Ama şimdi dünkü olay, ben sonra İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamaya bakıldığında, olayın detaylarına bakıldığında bazı tuhaflıklar olduğu ortada. Yani tamam olayı üstlenen bir siyasi yapı var. Ee, ha, ama o siyasi yapı bu olayı niye yaptığına dair açıklama çok kısa yani amacı konusundaki açıklama çok son derece e, şey e, genel bir ifade ama e, baktığımız zaman gerçekten de e, bir de e, dünden beri yapılan açıklamalar sosyal medyada e, işte bir hesap kapatıldı e bugün ebabil e, kuşu ve e, do, e, do, do, dolayısıyla baktığımız zaman sanki arka planında başka bir e, boyut da var ki İçişleri evet. Bakanı çok net bir mesaj verdi. Tabii. bunu bilemeyiz ne kadar böyle ama Türkiye'de bunlar oldu mu oldu şimdiye kadar ee, özellikle de e, şimdi silahlı eylemler, e, terör eylemleri e, işte daha önce daha işte sivillere dönük eylemler oldu, orman yangınları oldu falan bütün bunlar aslında. Bir yandan failleri ortaya çıktı gibi oldu ama sonra niye yapıldı, nasıl yapıldı ve gerçek failleri kimdir meselesi biraz bulanık kaldı. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'de bu tür şeylerin Türkiye'nin iç siyasi dengeleri, devletin içerisindeki gerilimler, çatışmalarla ilgili bir boyutu her zaman oluyor. Hatta yani bazen sınır ötesinde yapılıp yapılan şeylerin bile Türkiye'nin iç dengelerindeki mücadelenin ürünü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ben açıkçası şunu söyleyeyim yani biz zaten e, bu tür olaylarla ilgili tavrını net almış bir partiyiz değerlendirmemizi yalnızca işte falanca yönteme itiraz açısından değil işin arka planındaki siyasi motivasyonlara ilişkin de e, şeyimiz var hı hı. değerlendirmelerimiz var çünkü mesele sadece e, işte belli yöntemlerin kullanılmasıyla ilgili bir sorun değil. Dolayısıyla bir rahatlığımız var ama öte yandan da şunu da söylemek zorundayız ki bu tür olaylar Türkiye'de e, gözüktüğü gibi olmuyor, gerçekleşmiyor. Ya hemen anında bir e, takım tuhaflıklar ortaya çıkıyor ya da belli bir süre sonra bu olayların arkasından başka şeylerin çıktığını görüyoruz. E, o yüzden de biz hep şundan yanayız. Yani siyasi mücadele de e, açıklık, berraklık, son derece önemlidir amaçlar konusunda hı hı. buralarda işte e, gri alanlar buralarda belirsizlikler ortaya çıktığı zaman işte bununla karşılaşıyoruz kim hı. neden yaptı falan diye O yüzden de siyaset tamamen ilkeler üzerine e, saydamlık üzerine kurulu kurulması gerekiyor Çünkü karanlıkta belirsizlikte hep kazananlar. Ee, amacı kirli olanlar olur. Karanlığın aktörleri. Evet, karanlığın aktörleri olur. Yani halk kaybeder, halk geriye çekilir, korkar, ne olduğunu anlamaz. Ee, bir şey daha söylemek istiyorum. Ben şimdi bu olayın olduğu bölgeye belli bir süre sonra Cumhurbaşkanı gelecekti. Evet. Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın ve bazı devlet görevlilerinin nasıl korunduğunu biliyoruz. Hı hı. Çok net bir şey söyleyeceğim. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Ee, İzmir'e Cumhurbaşkanı geldiği sırada ben havaalanındaydım. Yani sivil yurttaşlara ızdıraba dönüşüyor. Gelmeden önce başlıyor. Tabii ki başlıyor önlemle. ve yani hareket edemiyorsunuz. Ee, dolayısıyla hani bu şeye bakıldığı zaman demek ki bu şu, alınan önlemler falan kendi şeylerinde o bir e, show business şeklinde yapılıyor. Hmm. Ya da burada başka bir şey var. Yani e, çünkü gerçekten de örneğin cuma akşamları Türkiye'de, Kadıköy'de başka yerlerde insanları rahatsız etmek için bu devletin olanaklarının nasıl harcandığını biliyoruz. İnsanların en demokratik hakkının Gösteri yürüyüşlerine dönük nasıl önlemler aldığını biliyoruz. Dolayısıyla bir yandan da şey bir boyutu da var şimdi teknik anlamda değerlendirildiğinde ilginç bir boyutu var bilemeyiz tabii. Yani tabii işte bir veteriner hekim öldürülüyor, onun arabası alınıyor, Kayseri'den buraya kadar geliniyor. Böylesine önemli bir günde dediğiniz gibi Cumhurbaşkanı, parti liderleri, bütün siyasetçilerin katılacağı bir meclis açılışında çok yakın bir yerde bu saldırı gerçekleştirilebiliyor. Tamam o araç oraya nasıl geliyor, istihbarat alınmadı mı, bir zafiyet mi var? Bir sürü iddia tabii ki gündeme geldi. Elbette ki soruşturma devam eder ve daha fazla ayrıntı. Kulağınıza gelen iddiaları, sizin de kulağınıza gelen, bizim de kulağımıza gelen iddiaları burada söyleseniz hakkınızda sizin de Tabii. yargı süreci başlar. Yani o Elbette. Onun için söylemiyorum. söylemiyorum. <laughs> Peki, e, şimdi meclisin açılışında e, anayasa değişikliği vurgusu yaptı evet. Cumhurbaşkanı ama dediğim gibi ya anayasa değişikliği e, demedi. Orada başka bir ifade kullandı ama e, şunu da hep vurguluyor, özgürlükçü bir anayasa e, evet. olacak diye. Bu sözde söyleniyor, sürekli dile getiriliyor. Ama fiiliyatta bakıyoruz diğer tarafta. Mesela son örnek, e, Gezi davasında alınan evet. e, kararlar. yani Bir terör örgütünün dinlemeleri ana kanıt olarak e, kabul edildi. Yeni bir delil yok, kıymetlendirme diye bir şey Hukukta olmayan bir şey bu süreçte ortaya çıktı ve bu kararlar alındı. Şimdi bu aynı zamanda, e, demin de vurgu yaptınız, e, şu demek değil mi? Yani anayasaya dayalı hak olan, her vatandaşın hakkı olan protesto hakkı, sokağa çıkma hakkı, işte belli sınırlar çerçevesinde öğrencilerin, STK'ların hepsine bir gözdağı anlamına gelmiyor mu bu? Şimdi çok uzun bir şeyi var karar Yargıtay'ın kararında geziye ilişkin. Bizi ilgilendirmesi gereken şeyi özü şu. Tam da dediğiniz gibi. Hükümeti protesto etmek yasaktır diyor aslında. Evet. Böyle bir yasak olamaz. Yani bunu Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, kim gelirse gelsin böyle bir yasak icat edemez. Hı hı. Yani kimi protesto edeceğiz biz? Hükümeti etmeyeceğiz. Yani hükümeti protesto eder tabii insanlar. İktidarı, siyasi iktidarı. İktidarda olmayanın elinde bir otorite olmadığı için, bir yaptırım gücü olmadığı için onu protesto etmezsiniz genellikle. Ama iktidarı protesto edersiniz. Dünyanın her yerinde böyledir. Dolayısıyla bunu suç olmaya çalışıyorlar. Bu yeni bir şey değil. Aslında AKP iktidara geldiğinden beri hani o özgürlükçü olduğunu iddia ettiği dönemden itibaren hükümeti protesto etmenin bir suç ve bir darbe girişimi olduğunu Cumhuriyet mitinglerinde de aynı şeyi söylüyorlardı. O unutuluyor. Evet. Ee, hayır. Yani işte seçim dışında hükümetlerin değişmeyeceği fikri e, sivil faşist bir yaklaşımdır. Hükümetler bazen protesto edilirler ve o protestolar ağır basar, isfa etmek zorunda kalırlar. Yani ya da hükümetler bazen yargı yoluyla düşerler. Hmm. Yani hükümetlerin değişmesi için seçim gerektiği iddiası, tamam seçimlerle de hükümet değişir tabii ki. Ama dünyada birçok örnek var ki hükümetler çeşitli nedenlerle, skandallarla düşüyorlar. Bu suç mu, darbe mi? Ya da evet. o skandalları ortaya çıkartan gazeteci ya da hakimler suç mu işliyorlar? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bunlar sevdiler bu darbe sözcüğünü. Onları hatırlatalım. Milyonlarca kişi orada rakamlarla da oynamışlar. Hep, yani hepimiz oradaydık. İşte 8 bin diyor, 7 bin, 10 bin. Rakamlar öyle değildi Gezi'de. 3 milyona Gezide. yakın kişi katıldı. Gezi'de yani. çok ciddi sayılarda insanlar sokağa çıktı ve çok değişik yerlerde o sayıda darbeci olmaz. Bir kere